Merhaba arkadaşlar. Bu programda Zygmunt Bauman, modernlik ve postmodernlik ünitesini ele alacağız. Bu program içerisinde Sigmund Bauman'ın modernlik üzerine değerlendirmelerinden ve postmodernliğe yönelik görüşlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Bauman'ın modernliğe yönelttiği eleştirilerin temelinde kendisinin eşi Cenina'nın yaşam öyküsünün dolayısıyla da İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere uygulanan soykırımın önemli bir yeri ve etkisi bulunduğunu ifade etmek gerekir. Bauman'a göre modernlik Batı Avrupa'da 17. yüzyıldaki bir dizi derin toplumsal, yapısal ve entelektüel dönüşümle başlar. Aydınlanmanın gelişmesiyle kültürel bir proje haline alır. Kapitalist ve daha sonra da komünist endüstri toplumun gelişmesiyle toplumsal olarak kurulan bir yaşam biçimi olarak olgunluğa erişen tarihsel bir dönemdir. Bauman'ın ifadesiyle modernlik durmanın imkansızlığıdır. Modern olmak hareket halinde olmaktır. Ancak kişi tıpkı modern olmayı seçmediği gibi hareketli olmayı da seçmez. Bu durumla karşın kişi vizyonun güzelliği ve gerçekliğin çirkinliği arasında gidip gelen bir dünyaya atılmakla zaten harekete başlamış olur. Modernliğe yönelttiği eleştirilerin başında modernliğin farklılığı bir suç, büyük suç olarak görmesi gelir. Onun belirttiği haliyle modern soykırım topluma bir bahçe gibi yaklaşanların yapması gereken birçok şeyden yalnızca biridir. Yahudi soykırımının arkasında yönettiği toplumu düzenlenecek, yetiştirilecek ve yabani otları denetimi alınacak bir şey olarak gören modernliğin bahçıvan devlet anlayışı durmaktadır. Postmodernlik ise kendi orijinal projesinin uygulanamazlığını kabul eden modernliktir. Bauman postmodernliğin kendi imkansızlığıyla uzlaşan, iyi ya da kötü bununla birlikte yaşamaya kararlı olan modernlik olduğunu ileri sürer. Bauman'a göre postmodern durum toplumu ayartılan mutlularla bastırılan mutsuzlar olarak ikiye böler. O modernliğin ahlaki düşünce ve pratiğini belirsiz olmayan etik bir kodun olanaklılığına duyulan inancın harekete geçirdiğini ileri sürer. Modernlik anlayışına göre böyle bir kod henüz bulunmamış olabilir ancak kesinlikle bizi beklemektedir. Bauman da postmodern olanın böyle bir olasılığa inanmamakta yaptığını ifade eder. Yaşadığımız çağ belki postmodern çağdır belki de değildir ancak kesin olan kabileler ve kabilecilik çağında yaşadığımızdır. Bağman postmodernlik modernliğin sonu mu sorusuna ise hayır cevabını verir. Çünkü ona göre yaşanılan süreç illa da modernliğin bittiğini göstermez. Modernlik başka bir anlamda hala bizimledir. Bauman parçalanmış hayat kitabında modern ve postmodern koşullardaki bireylerin inşa biçimlerine değinir. Yaratılan bireylerin sahip oldukları özelliklere yönelik değerlendirmeler yapar. Modern koşullarda bireylerin esas olarak üretici asker olarak inşa edildiklerini ileri süren, postmodern koşullar altında ise bireyler esas olarak tüketici oyuncu olarak inşa edilirler. Şimdi bu inşa biçimlerini inceleyelim. Modern koşullarda yaratılan birey Bauman'a göre her şeyden önce üretici ya da askerin yaratıcı ya da yıkıcı iş gücüne dönüştürülebilen kinetik gücün taşıyıcısıdır. Disiplinli, düzenlemeye boyun eğen, eşgüdümlü baskıya tabi tutulduğunda monoton davranabilen bir aktördür. Tıpkı Lego ya da Meccano oyuncaklarındaki taşlar gibi. Başlıca doğruluk modeli ise sağlıktı. Postmodern koşuldaki bireyin inşası üzerine de şunları belirtir. Birey öncelikle daima yeni deneyimler arayan ve asla doymayan deneyim organizmasıdır. Önceki öğrendiklerine ve kazanılmış alışkanlıklarına çok az bağlı olan yaratıcı bir aktördür. Kendi kendisine yeten ve kendi kendisini güdüleyen bir birim olarak kendi kendisini dengeleme eğilimindedir. Başlıca doğruluk modeli ise sağlık değil uygunluktur. Bauman evrenselliğin gurur duyulan bir proje, aklın hakimiyetinde olma hali gerçekleştirilmek istenen önemli bir misyon olduğunu ileri sürer. Bunun aksine küresellik ise sadece herkesin McDonald's hamburgerleriyle beslenip televizyonda en yeni belgesel dramayı izleyebileceği anlamına gelir. Bauman küreselleşme sürecinin olumlu yönlerinden çok olumsuz etkilerine önem verir. Ona göre küreselleşme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası mekanı giderek bölme, insanları ayırma ve dışlamadır. Diğer bir endişeli durumsa giderek daha fazla küresel ve yurtsuz bir hale gelen elit kesimle geride kalan yerelleşmiş kesim arasındaki iletişim kopukluğudur. Evet arkadaşlar bu programda Sigmund Bauman'ın modernlik ve postmodernlikle ilgili görüşlerine yer verdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.